Milyonlarca emeklinin maaşına yapılacak zam için iki alternatif bulunuyor. Refah payı detayı dikkat çekti. Asgari ücrete %49,11 oranında zam yapılması ardından milyonlarca emeklinin maaşlarına yapılacak zam merak konusu oldu. Aralık ayı enflasyonun 3 Ocak'ta açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Aralık ayı enflasyonu 2,93 olurken 6 aylık enflasyon farkı %37,57 olarak belirtildi. Bu rakamlar birlikte maaşlara yapılacak zam da belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklilerine %49,25 işçi ve esnaf emeklileri için ise %37,57 zam almış oldu. SSK ve Bağkur emeklilerine verilen bu zam enflasyon altında kaldı. İki alternatif bulunuyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam ile ilgili iki alternatif bulunuyor. Bu alternatiflerden ilki SSK ve Bağkur emeklilerine de 11,68 puan refah payı eklenmesiyle zam oranının %49,25 ile memur emeklilerine verilen zammın eşitlenmesi olacak. İkincisi alternatif ise Temmuz ve Ocak zamlarının eşit hale getirilmesiyle bu durum düzeltilecek. Bu formül ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranını %45 bandına çekilmiş olacak. Temmuz ayında memur emeklileri toplu sözleşmeden dolayı 5 puan daha az zam almasıyla birlikte iki emekli kesimi arasında zam oranı olarak bir eşitlik olacak. Kesin gözüyle bakılıyor. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam 6 aylık enflasyon kadar artırıldığında taban maaş 10.318 TL'ye seviyesine çıkıyor. Eğer zam oranları kadar artırıldığı takdirde bu kez 11 bin lira ile 12 bin lira arasında bir rakama ortaya çıkacak. Ayrıca her durumda da emeklilerin taban maaşı 10 bin lira ve üstünde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.